Merhaba Moda TV izleyenleri. Bugün çarşamba pazarında halkın nabzını tutuyoruz. Pazar fiyatlarını soracağız. Ünye'nin durumunu soracağız. Belediyeden memnunlar mı? Belediyenin yaptığı çalışmalardan memnunlar mı? Bunları soracağız. Sonra sizinle röportajlarımıza devam edeceğiz. Merhaba abi. Öncelikle pazar fiyatları nasıl? Pazar fiyatlarından memnun musunuz Ünye halkı olaraktan? İyi ya, normal. Piyasanın duruma karşı iyi. Piyasanın durumuna karşı iyi. Peki fiyatlar böyle devam mı etmeli, yoksa hani düşüş mü yaşanmalı, yoksa artış mı olmalı? Yok, artış olmamalı. Artış olmamalı. Niye biliyor musun? Milletin durumu pek iyi değil. Milletin durumu pek iyi değil. İyi değil. Ezik. Ezik. Peki Ünye Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan memnun musunuz? Ünye Belediyesi olarak şu size kattıkları, katkıları. Şu anda hiçbir icatı görmedik. Şu anda bir icatı görmedik. Yol yok. En büyük zaten sıkıntımız yol. Yol sıkıntımız var. Peki, teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Pazarın nabzını tutuyoruz. Sizin de söyleyecek şeyleriniz var mı? Fiyatlardan memnun musunuz? Çok memnun olsa pazar dolu olur herhalde. Şu an pazarın boş olduğunu düşünürsek. Tam da saat 2 çeyrek şu anda. Demek ki fiyatlar hala yüksek. Ve insanların alım gücü hala daha düşük. Yoksa şu anda pazarın dolup taşması gerekiyordu. Evet. Ünye'nin en büyük pazarı burası. Ve Ünye'nin bugün çarşamba günü haftası. Evet. Değil mi? Artan işte döviz kurdu. İşte maliyetler. Bunlar pazarı etkiliyor. Vallahi zor. Geçinmek zor. Kolay teşekkür olsun. Ederiz. Sağ olun. Hayırlı günler. Pazar fiyatlarından memnun musunuz? Pazar fiyatları nasıl? Çok mu yüksek? Sizi yüksek, çok mu zorluyor? Yüksek. Bu sene çok yüksek. Bu sene çok yüksek diyorsunuz. Yüksek. Peki. Geldik. Her fiyat yüksek. Domatesin fiyatı ne? Salatalığın fiyatı ne? Bunlar sizi zorluyor mu peki? Domates iyi yine. Sebze işi iyi. Sebze iyi. Meyve fiyatları mı sizin için çok yüksek? Çok yüksek. Bu ya, giyim işleri, şunlar, bunlar. Biraz pazar fiyatları biraz zorluyor. Peki Ünye Belediyesi'nden memnun musunuz? Yaptığı çalışmalardan sizin için katkıları nedir? Ta yeni başladı. Bakalım dur bakalım. Ta anlamadık. Yaz işinden ta görmedik. Yaylamalı. Öncelikle adınızı sorabilir miyim? Ergün Şirin. Ergün Bey. Pazar fiyatları nasıl? Sizi çok zorluyor mu? Meyve sebze fiyatları. Böyle giderse hani sizi çok zorlayabilir mi? Şimdi hayat şartları malumunuz olmak üzere pahalı. Pazarda ister istemez buna yansıyor. Günlük fiyatlar, günlük satışlar her hafta değişiyor. Bugün buranın çarşamba haftası. Haftası olduğu için fiyatlarda ister istemez bazılarında indirim var, bazılarında yükselmeler var. Özellikle domatesler çok ucuz şu an mesela piyasaya göre. Piyasanın altında. Ama bazı ürünlerde vatandaşın günlük ihtiyaçlarının dışında olanlarda yükselmeler var. Tabii bu periyodik olarak değişiyor ister istemez. Genelde şu an bizim Mukadenz bölgesinde fındık mevsimi olduğu için vatandaş daha köyden yeni yeni iniyor. O açıdan bundan sonra bir 10-15 gün sonra piyasalarda bir değişiklik olur diye düşünüyorum. Ama şu an genel piyasa, genel sebze meyve üzerindeki fiyatlar normal gözüküyor. Normal şu anki piyasalar o şekilde gözüküyor. Anladım. Peki Ünye Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan memnun musunuz? Hani bir çalışma gördünüz mü sizin? Hani tatmin eden bir çalışma var mı Ünye Belediyesi olarak? Tabii şimdi belediye olarak bu pazar esnafına gerekli kolaylıkla sağlıyor bildiğim kadarıyla tabii ki. Ama tabii ki yeterli mi yetersiz mi ona ben bir şey diyemem. Genelde vatandaşın hizmetlerin bir kısmından memnun, bir kısmından memnun olmayanlar da olabiliyor benim bildiğim kadarıyla tabii ki. Ama genelde genel eğilim, genel ortam iyi gözüküyor. Benim gözlemlerim bu. Peki Ünye halkına buradan bir tavsiyeniz, bir şeyiniz var mı? Benim Ünye halkına tavsiyem şu, biliyorsunuz fındık sezonundayız. Vatandaş fındıklarını şu an kurutmak üzere, piyasaya indirmek üzere çarşıya, tüccarlara ve TMO'ya. Mümkün mertebe borcu olduğu kadarıyla getirsinler, tüccarlara ve ilgili yerlere versinler. Biraz bekletmelerini tavsiye ederim. Çünkü illerde bu fındık fiyatlarının yükseleceği yönde bazı emareler var. O açıdan mümkün mertebe borçlarını karşılayacak şekilde satsınlar, diğerlerini beklesinler diye tavsiye ederim. Ben diyeceklerim şu an bunlar. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler.